Vay brom, vaylar brom. Şimdi yeni bir macera başladı Göcek'ten. Saat şu anda 19. Hareket aldık bu gece. Gömünde kalacağız Murat Kaptan. Dümende. Evet, nadiren yaptığımız gece seyirlerinden biri. Birazdan daha detay göreceğiz. Ay da sanırım. Ay mı o? Ay mı o? Çok güzel bir mektup. Seylin Kalamari denizlerdeki yolculuğuna devam ediyor. Bu kez seyrimize muhteşem bir dolunayla başlıyoruz. İlk hedef Göbün Koyu. Görüş kısıtlı olduğu için elektronik cihazlara biraz daha ihtiyacımız fazla. Biz iPad'de her zaman kullandığımız yazılım olan Marine Europe yazılımını kullanıyoruz. Bu biliyorsunuz tam olarak nerede olduğumuzu, derinlikleri gösteriyor. Görüşümüz kısıtlı olsa bile önümüzde kayalık var mı, fener var mı buradan rahatça okuyabiliyoruz. Bu hep önümüzde açık olacak. Göbün Koyu'na gidene kadar gece seyrinde önemli bu işler. Beş dakikalık bir seyirle Göbün Koyu'na geldik. Teknemizi bağladıktan sonra ilk işimiz yemek. Ayvacık pazarından aldığımız organik domateslerden söğüş tabağı hazırlıyorum şimdi. Halleşen tulum peynirleriyle beraber enfes bir lezzet yaratacağım sana. Muratcığım, yemeğe doyamayacaksın. Sevgili Dilara Hanım'ın bize hediye ettiği çok özel bir sızma zeytinyağı. Assos'un Ahmetçe köyünden toplanmış, özenle, binbir emekle şişelenmiş ve değerli kıymetli misafirlerine hediye ettiği, gönderdiği çok özel bir zeytinyağını da Seydin Kalamari'nin bu yolculuğunda güzel tabağımıza döküyoruz. Ben bunu içerim. İçerim. Teknede ilk gece, ilk yemek, bence hiç fena değil. Hamdi, afiyet olsun size de. Eyvallah. Elimden her iş gelir. Afiyet olsun Buram, eline sağlık, nefis yapmışsın. Bugün bir misafirimiz var, sevgili Burçak. Muratcığımın dostu. Beğendin mi Burçak? Evet, çok beğendim. Tavuğa da bayıldım. Afiyet olsun. Murat'la ne zaman tanıştınız, ne kadar zamandır arkadaşsınız? Muratçığım benim beşik kertmem ya. 8-10 sene oldu işte, 10 sene oldu Murat. İzleyenlerimiz bilmiyor olabilir bu arada, onu da söylemek istiyorum senin sorunla. Murat, Türkiye'nin önemli senaristlerinden birisi. Bugüne kadar imza attığı yüzlerce bölüm televizyon dizisi var. En son 80'ler vardı. Hatta işte ömür çok uzun sürmedi ama keşke hiç büyümeseydik vardı. Breaking Bad. Ondan sonra Papatya'mı yazdığı dönemde, Papatya'm dizisi vardı, sevgili Metin Akpınar ustamızın başrolünde oynadı. Orada bir rol için ben o diziye dahil olmuştum. Sonra birbirimizi bir tanıdık. O dönemden sonra hiç kopmadık zaten. Sonra yelken sevdamızı birlikte ne kadar paralel yürüdüğünü anladık. Sonra biz kendimizi bir attık denizlere, işte 10 yıldır yaklaşık hem böyle deniz, hem dostluk, hem çocuklarımızın iyi yakın arkadaşlıklarıyla devam eden, hiç ayrılmadan etle tırnak gibi daha böyle yıllarca da devam edecek bir dostluğumuz var. Değil mi Muratçığım? Ne kadar da doğru söylediniz Arda Beyciğim. Yarın çıkacağımız uzun seyir için bu muhteşem geceye veda edip dinlenmek üzere kameralarımıza çekiliyoruz. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın bro. Günaydın, günaydın bro. Hava biraz mutlu mu ne bugün? Hava biraz mutlu. Vallahi çiçek gibi yapmışsın yine ortalığı. Var biraz daha güneş, açık ama. Biz Kaşok Ekova'ya gidelim. Bulutlu havada tadı olmaz oraları. Göbünde çok güzel bir hava var. Biraz sonra halatlarımızı çözüp buradan ayrılacağız.
Kaş'a kadar 50 millik bir yolculuk var. Umarız güzel geçer. Yoldan görüşeceğiz. Kaş'a doğru seyrimiz nefis bir denizde, nefis bir havada oldukça sakin başlıyor. Pek çok deniz sever bu coğrafyaya gelmek için sonbahar tercih ediyor. Nedeni çok açık. Havada yaz aylarının o boğucu sıcağı yok, deniz suyu hala sıcak ve deniz trafiği çok daha sakin. Bizim bu sabah tek eksiğimiz yelken yapacak tatlı bir rüzgar. Ama yelken demek sabır demek. En sevdiğim iştir usturmaça toplamak. Bayılırım. Usturmaça. İkimiz yol alıyor. Sıra kahvaltıya geldi. Kahvaltıda yine bıçak ustası Arda Esen, dünya bıçak şampiyonu. Eski bıçakçılardan kim kaldı Muratçım? Ah üstürme ne bıçağı alacaktı ki? Aa mis. Bir saatlik sakin bir seyirden sonra rüzgar sonunda yüzümüze gülüyor. Üstelik tam gittiğimiz yöne esiyor. Yani rüzgarı kupadan almaya başlıyoruz. Evet, tesadüfen geçen turda en son bıraktığımız tekneyi gördük. Friends. O da Kaş'a doğru sanırım seyir halinde. Seyir pupa seyri olunca tabii ki ayı bacağı kaçınılmaz oluyor. Ayı bacağı ana yelken ve canavayı sancak ve iskele kontralara ayrı ayrı açarak rüzgardan maksimum istifade etmeye yarıyor. İngilizce butterfly yani kelebek denilen bu yelken açma yöntemine biz daha kibar bir tabir bulmuşuz. Ayı bacağı. Ayı bacağı yaparken otopilottan çıkmak gerekiyor. Çünkü sürekli teknenin kafasını ayarlamak gerekiyor rüzgara göre. Otopilotta kaldığı zaman dalgalar teknenin yönüyle sürekli oynadığı için ayar kaçıyor, canavarın ayarı. O yüzden hep dinamik kontrol lazım. Deniz kadar mavi, sular kadar ferah bir hayat düşlemek ve yaşamak o kadar mı zor? Sezen Aksu'nun dediği gibi bir kürek, bir kayık yeter aslında kaçmak için. Şehirden, işten, stresten, kişisel hırs ve kavgalardan kaçıp nefes alınacak en güzel yer doğa değil mi? Bu huzurlu seyrimiz küçük bir kazayla zedeleniyor. Ana yelken iskotası çekim için açtığımız ve kapatmayı unuttuğumuz heçlerden yani tavan pencerelerinden birine çarpıp kırılıyor. Yağmur beklenen bu günlerde bir anda penceresiz kalıyoruz. Problemi EGG Yating'e bildirip yolumuza devam ediyoruz. Kaş 7 saatlik bir seyrin sonunda provamızda gözüküyor. Yelkenlerimizi toplayıp yanaşma hazırlıklarımıza başlıyoruz. Evet, Kaş'a geldik. Son 15 dakikamız falan. Kaş'ı ben ilk defa denizden görüyorum. Daha küçük, sevimli bir sahil kasabası gibi aklımda kalmıştı ama rant buralara da uğramış. Yüksek katlı, doğayla uyumsuz, çok katlı binalar buraları da sarmış. Muhtemelen birkaç yıl içinde bu gördüğümüz yeşil alanlarda talana uğrayacak. Ne diyorsun kaptan? Bu ülkeyi bitiren, sarıp kavuran rant düzenine ne desek az, herkesin ortak şikayeti. Yani Kaş'a gelip bir turist olurum kalıp gitmek yerine dağ keselim, yolları açalım, ağaçları keselim. Yani böyle işini okuyalım kültürü yazık ülkenin sonuna getirdi. Gezip duruyoruz senin de işte görüyorsun. Yunanistan'a da gidiyoruz. Yunanistan'a gittiğimiz zaman 100 yıl önce yapılan evde insanlar oturuyor. Ama biz apartman 5 katlı, 10 katlı. İşte her taraf inşaat talan. Yazık. Üzülüyorum ülkenin adına. Çok üzülüyorum. Dışarıdan görünüş bu. Kaş'a teknenizle bağlanabileceğiniz iki seçenek var. Biri Setur Kaş Marina, diğeri Kaş Belediye Marina. Biz bu gece bağlanmak için Belediye Marina'yı tercih ediyoruz. Evet,
Evet, taşa bağlandık. Evet Turan, ne diyorsun? Güzel bağlandık. Taş hala sıcak. Ekimin taşı oldu. Para pul işlerini kimle hallediyoruz? Siz de mi? Boşuna bu kadar yardım etmedim diyorsun. Nedir günahımız? Elektrik su işleri var mı? Elektrik alırız. Su da alırız. Elektrik, su, liman hepsi kaç oluyor? Bize mi yüzü? Tamam. Elektrik alıyorum. Kaçtan çok elektrik alıyorum. İlk işimiz tekneyi şöyle bir yıkamak. Çünkü 7-8 saat seyirden sonra her yer tuz oluyor. Aman da aman, aman da aman. Parmak arası terliklerim de varmış aman. Kaş Marina'dayız. Belediye Marina'da. Burası belediyeye ait bir marina ve bağlanma ücretleri biraz daha ekonomik. Biz bağlanma dahil olmak üzere elektrik ve su içinde 120 liraya bağlandık. Bizden 100 lira aldılar. Dalış tekneleri var, gezi tekneleri var. Güzel bir marina. Keyifli. Kaş için Akdeniz'in sakin güzeli denir ama Türkiye'nin dalış merkezi oluşunu, yamaç paraşütünü, civardaki kanyonları, Kaputaş plajı gibi plajları, birbirinden güzel meyhaneleri, caz barları, hemen karşısındaki Meis Adası'nı ve yarın gideceğimiz Kekova'yı sayarsak aslında bölgenin en hareketli merkezi. Her ne kadar yapılaşmanın tacizine uğrasa da Kaş her zaman bu coğrafyanın en güzel yerlerinden biri. Eski arkadaşım, oyuncu dostum Cansın Özyosun ve sevgili arkadaşı. Hoş geldiniz, gelsenize. Vay vay vay, süper. Evet. Kaş'tayız. Cansın, Kaş'ın yerlisi artık. Kaç yıldır yerlisin? Hoş geldin. Herhalde bir 7 yıldır. 7 yıldır burada yaşıyor. Buraya görün. Kanal hayırlı olsun bu arada. Teşekkür ederiz. Kalamarımız bak, maskotumuz da var. Hayranımız bile dalga oynuyor bak. Baya süper. Biz dostlarımızla sohbet ederken yaklaşık 2 saat önce seyir sırasında kırılan lombozumuz da tamir ediliyor. Problemleri büyük bir hızla ve özenle çözen EGG Yatıngı'ya ait bir teknede olduğumuz için gerçekten çok şanslıyız. Kaş gecelerinin sakinleşmeye başladığı bu mevsimde hala açık olduğunu duyduğumuz birkaç mekanda güzel müzik peşine düşüyoruz. Bugün şansımız yerinde. İçerisi yıkılıyor. Eğer bir gün yolunuz Kaş'a düşerse Fethi Blues'u kaçırmayın. Müthiş. Selin Kalamar'ın sıradaki hedefi Kekova. Selin Kalamar'ı hedeflediği rotalara varır. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayınız lütfen. Bütün hikayeler, bütün gezilerimiz Selin Kalamar'ı YouTube kanalında. Takipte kalın. Biz gezmeye devam edeceğiz. Sevgili Murat Kaptan'la beraber. Hikayelerimizi seviyorsanız lütfen abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca yapacağınız yorumlarla bize önerilerinizi iletirseniz çok mutlu oluruz.